arkadaşlar. Saat 6.30. Yeni vloga hoş geldiniz. Sabah sabah böyle. Ben işe gidiyorum. Dediğim böyle sabahtan bir vlog çekmeye başlayayım. Çok berbat görünüyorum sabah sabah. Normaldir. Sesim çok berbat geliyor sabah sabah. Bu da çok normaldir. Umarım sizin hayırlı güzel gününüz olur. Umarım benim de güzel günüm geçer iş yerinde, evde. Bugün ne yapacağız? İşe gideceğiz tabii ki. Oradan anneme uğrayacağım. Oradan eve. Yani artık vlogları bayağı bir kısa yapmaya düşünüyorum. Güneşte. Ah, bayağı gözümü aldı. Vlogları artık bayağı kısa yapmaya çalışacağım, böyle 10-15 dakika. Ondan sonra ne bileyim daha sık sık vlog atabilirim, ama kısa vloglar olur, ama ona göre de daha yoğun veya daha sık sık işte dediğim gibi vlog atmaya deneyeceğim. Böyle yani. Şimdi ben işe doğru daha bir 25 dakikam falan var. Arkadaşlar bayağı sallıyor, kusura bakmayın, elimden tutmaya çalışıyorum. Dün yeni video gelmişti kediyle hakkında ve çoğunuz yazdı ki yani üzülüyorum kediye, kenara bırakmayın, etmeyin falan bilmem ne diye. Arkadaşlar ben kediyi tabii ki yani kapı açık her zaman ve balkonda falan olduğu zaman ben onu tabii ki içeri alacağım ve tabii ki seveceğim, edeceğim, suyunu koyacağım. Ben sadece şu mama konusunda biraz kafam karışık doğrusunu isterseniz. Çünkü yani hayvanı olan insan herkes bilir. Ve kedi gerçekten yani çok ince ve yani bileyim böyle skeletör gibi çok ince falan değil. Gerçekten kilosu bayağı yerinde. Ve biz kendi hayvanımızdan biliyoruz. Yani Johnny'den biliyoruz. Johnny'nin kilosu aslında biraz fazla. Ve onun ayaklarından problemleri var. Ayağından problemi var ve doktor her zaman diyor ki yani kilo versin, o zaman ayağından daha iyi, o zaman problemi daha az olur gibisinde falan. Ondan sonra bilmiyorsun ki bizim yani eskiden olan köpeğimiz Can çoğu şeye alerjisi falan vardı. Şimdi yani ben bir taraftan ondan da korkuyorum, yani biz bu kediyi veriyoruz bilmem ne, ama bu %100 evde de mamasını yiyor. Yani bayağı bir götürüyor mamayı. Diyelim ki belki ne bileyim kedi aslında kilo vermesi gerekiyor sağlığı için bilmem ne. Ama neyse yani şimdi gene sizi de alacağım yanına. Hayvan ürünleri satan yeri yani pet shop, ama yani hayvan satmıyorlar burada. Sadece hayvan maması, ondan sonra yatağıdır, ne bileyim kedi o tuvaleti için böyle kum gibi bir şeyler falan var ya, öyle satan yere geldim. Gene de bakacağım ama böyle çok az, yani normal kutu mamasında 85 gram var. Ben diyorum böyle 25-30 gramlık falan, böyle tadımlık olsun yani, karnını doyurmak için değil de az olsun. Öyle bir şeye bakacağım yani. Yoksa öyle üzülmeyin arkadaşlar, ben tabii ki kediyi yani evime almayacağım. Tabii ki siz benim ne kadar çok hayvan sevdiğimi falan biliyorsunuz. Hemen o kedinin arkasından bir sene koşturdum gelsin etsin diye, ama çok yabaniydi. Hep yani kaçtı birdenbire, niye bu derden bu samimiyetlik bilmiyorum, ama benim de hoşuma gidiyor tabii ki de. Benim sadece tek derdim yani bu fare yakalaması etmesi, ama neyse gelin beraber kediye mama bakalım.
gibi hala bizde. Markus eve gelmiş, ben annemlerdeyken kapıyı açmış, kapıda bekliyor. Şimdi biz Markus'tan yemek yiyoruz. Kahvaltı göstereyim. Hindi salamı, kapan, peynir, sarma, avokado. Markus'un kendisine kesiyor. Ondan sonra bunu yengemden, Türkiye'den kurutulmuş domates. Annem onun içine yağın içine koymuş yani. Markus bayıldı yenge. Gör yani, Markus domateslerine gerçekten bayıldı. Ondan sonra humus. Sağlık. Efendim? Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Annemin de ellerine sağlık. Çünkü annem de yağın içine koymuş. Ondan sonra peynir. Bu Almanya'da yaşayanlar bilirdir. Boxhorn kileli peyniri biz çok seviyoruz. Ve bio market veya organik dükkanı falan veya Alnatura diye bir dükkan Almanya'da var. Oraya gittiğiniz zaman arkadaşlar, size çok tavsiye etmem gerekiyor. Şu Zwergenwiese'nin bruschetto veya bruschesco, affedersiniz, bruschettosunu ekmeğe sürmek için gerçekten çok süper. Hem organik, biraz pahalı ama gerçekten çok çok süper. Benim olmazsa olmazım Almeti peynirim. Bir de şöyle antipasti olarak enginar kalpleri diye bunu hazır aldım. Böyle bir şey. Bize afiyet olsun. Buna da iyi temizlemeler, görüyorsunuz. Saatler boyunca şimdi kendisini temizleyecek. Kuşlar neden mumu yemek istiyorlar ama sadece IKEA'dan alınan mumlar? Yani yiyorlar mı tam da bilmiyorum da, görüyor musunuz? Biraz daha büyük kuş oldukları zaman bütün mumu, yani bütün mumu alıp da uçuruyorlar, götürüyorlar yani. Bakın kim yanımda yatıyor. Eve geldik, balkonda bekliyordu Bülen. Değil mi Güntes? Güntes. Oh canım benim. İyi. Yo. Güntes. Bak o güzel gözlerle. Selam. Ben şimdi ayakkabılarımı giyeceğim. Markus çöpleri alıyor çünkü aslında eve geldik, yemeğimizi yedik. Ve şimdi biraz dükkanları gezeceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi yukarıda o yatak odasının önündeki o şey komedileri almıştık ya, onun üstüne böyle bir dekorasyon falan gibi bir şey düşünüyorum. Bir bakacağım yani, Kik diye bir yer var, orada güzel dekorasyonlar falan var. Markus da burada. Bütün çöpleri falan toplamış, onu çöplere götürecek. Kediyi evin içinde bıraktık. Kapıları falan kapattık. Zaten sanırım en az bir saat sonra evdeyiz. Zaten uyuyor. Yani bize uyumak için geliyor hanımefendi. Öyle yani. Ja? Ich sehe gerade, dass die Katze eigentlich die ganze Zeit zum Schlafen bei uns ist. Er ist nur schlafen. Dün gece ne oldu biliyor musunuz? Dün gece o kadar çok uykumuz vardı ki. Ama hanımefendi koltukta uyudu. Ondan sonra ben Markus'a diyorum ki, Markus diyorum sen dışarı atsana kediyi, biz diye yatmaya gidelim. Markus diyor ki kolaysa sen atsana dışarı. Ondan sonra kapıyı açtık. Dedik ki hadi bakalım, yani belki bir zaman sonra kendisi gider diye. Saat sabah 1'e geliyordu. Ve biz artık var ya böyle, yani yorgunluktan gözlerimiz falan yani böyle artık düşüyor, uykumuz var. Ondan sonra dedim ki Markus ben yatağa gidiyorum. Sen istersen burada kediyle kal diye. Ondan sonra atmış dışarıya. Bu sabahleyin gene balkondaydı. Markus da burada. Biz gidiyoruz. Thank you.
biz gene eve geldik. Hiçbir şey bulamadım. Sadece göstereyim size kapının önünü için plastik çiçek buldum. Çünkü bizde normal çiçek ölüyor. Bir dakika göstereyim size. Şuraya, şuraya ve şuraya plastikten böyle yeşil çiçek gibi görünen böyle. Yaşar mı henüz var? Ve biz bu vlogda da artık bay bay diyorum. Kendinize lütfen iyi bakın. Ay elim nasıl görünüyor? Kendinize lütfen iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bay bay.